Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Ailenizin televizyonu Rehber ekranlarında hukuki meselelerinize pratik çözümler bulduğunuz pratik hukuk programıyla karşınızdayız. Bu hafta inşallah icra takibini konuşacağız. İcra takibi nedir? Neden başvurulur? Ve kaç tür icra takibi vardır? Bunun yanında icra takibine karşı yapılacak itirazları ele alacağız. Kiminle ele alacağız? Stüdyo konuğuma hemen dönüyorum. Hukukçu Hasan Ece. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hasan Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Ee, Kırmadınız bizi programımıza konuk olduğunuz ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve seyircilerimiz az önce bahsettiğimiz gibi bugün icrayı konuşacağız. İcra takibini masamıza yatıracağız. Evet. E, Tabi teknik konular da var detaylı konular da var. E, i̇smimiz hasebiyle pratik hukuk olması hasebiyle biraz da seyircinin anlayacağı dilden e, konuşmaya çalışacağız inşallah. E, böyle başlamak istiyorum. İcra takibi nedir ve neden başvurulur? Böyle ilk e, sorumuzla başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle davetinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. Rica ederiz. İnşallah hayırlı bir program olur. Ee, öncelikle şunu belirtmek lazım ya gerçekten hani icra hukuku ve icra takibi Türkiye'de e, yani yargı camiasını en çok e, konu teşkil eden alanlardan birisi. Dolayısıyla Türkiye'de yani her vatandaş bir şekilde icra hukukuyla ilişkili. Evet. Yani çünkü istatistiklere baktığımızda şu an 21 milyon civarında bir icra dosyası söz konusu evet, ve gerçekten de 21 milyona yakın evet, icra dosyası var öyle büyük mi? Büyük bir rakam. Evet gerçekten ee, büyük bir e, bu konuda rakam. dolayısıyla bilgi sahibi olmak gerçekten önem arz ediyor. Burada icra takibi nedir? Ee, tabii şunu belirtmek lazım. Ee, bizim nasıl ki biz e, vatandaşlar e, cezalandırma hakkımızı e, o hakkımızı biz devlete vermişiz. Yani bizim öyle bir hakkımız yok. Evet. Eğer birisi bize karşı suç işlediğinde bile biz onu cezalandıramayız. O cezalandırma hakkı devlettedir. Devlet o kişiyi cezalandırır. Şimdi haklar noktasında da bu bu şekildedir. Biz bir hakkımız olduğu vakit bunu ancak bir kişiden talep edebiliriz. Ama talep üzerine bunu yerine getirmediği vakit biz kendimiz o o hakkı zorla alamayız. Burada kuvvet kullanma, zor kullanma etkisi biz yine devlete devretmişiz. Devlet bunu yapar. Şimdi burada da icra takibi dediğimiz. Ee, kelime anlamı da zaten e, yerine getirmek e, anlamı var. Burada bizim bir hakkımız e, söz konusu olduğunda bunun yerine getirilmesi için biz devlete başvururuz. Devlet de bu noktada bir organizasyon oluşturmuş. İşte icra organları, icra mahkemeleri, icra personeli ile bu hakkımızın yerine getirebilmesi için. Kısacası işte icra hukuku budur. Sizin eğer bir hakkınız, bir alacağınız varsa bunun tahsil edilmesi için, yerine getirilmesi için... E, Oluşturulmuş e, teşkilatı ile birlikte oluşturulmuş hukuk dalıdır. Evet. Yani e, cezalarda olduğu gibi haklarda da e, bireyler bireysel hareket edemezler, devlete evet. başvururlar. Evet. Devlette de bunun yaptırımı gereği icra yolunu e, Doğru. düzenlemiştir. Bu hakkın yerine getirilmesi için evet. vatandaşın o hakkına kavuşması için e, icra hukukunu oluşturmuş, icra organlarını e, işte teşekkür ettirmiş. Dolayısıyla o hakkınızı e, devlet eliyle siz yerine getirebiliyorsunuz. Evet. Tabii bu düzenlenmiş fakat farklı türleri de var değil mi Hasan Bey? Hı hı. Burada Öyle işte kaç tür <laughs> icra takibinden icra takibini açmak gerekirse tabii, burada ben. başlık olarak iki ana başlık var. Birincisi düzü icra, ikincisi külli icra. Burada külli icra, düzü icra ayrımı şudur. külli icrada siz alacaklının borçluğunun borçlunun bütün mal varlığı takibinin konusu olur. Ve aynı zamanda bütün alacaklı, alacaklılar da o takibin konusuna dahil olur. Dolayısıyla buna külli icra denilir. Biz buna hukukta daha çok iflas hukuku denilir. Bu tabi daha çok özel bir usuldur. Tacirleri ve şirketleri ilgilendirir. Hani bu programda çok buna değinmeyeceğiz. Bilinmesi hasebiyle ben bahsediyorum. Cüz'ü icra ise burada cüz'ü icrada borçlunun belirli bir mal varlığı takibin konusu olur. Yani alacaklığının, alacak miktarının karşılayacağı şekilde biz borçlunun mal varlığını takibin konusu yaparız. Buna da cüzi icra diyoruz. Bizim asıl konumuz cüzi icradır. Cüzi icranın da kendi içerisinde tabii ki alt başlıkları var. Temelde o da üç alt başlığa sahiptir. Birincisi ilamsız icra, ikincisi ilamlı icra, üçüncüsü rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi. Üç ana başlığı var. Burada da en çok karşımıza çıkan ilamsız icradır. Yine programımızın ana konusunu o teşkil edecek. Ama diğerlerinin bilinmesi açısından da onlara da değinmekte fayda var. İlamlı icra şudur. Siz eğer elinizde bir ilam varsa ki ilam da şudur. Mahkeme kararıdır. Elinizde bir mahkeme kararı varsa ve bu mahkeme icra edilebilirlik kabiliyetine sahipse siz ilamlı icra yoluna başvurarak alacağınızı tahsil edebiliyorsunuz. İlamlı icra da şunu, şunu bahsedebiliriz. Burada alacaklığın eli e, kuvvetlidir. Bizim icra hukuk sistemimizde kanun koyucu düzenleme yaparken taraflar arasında daha çok bir denge oluşturmayı e, esas alır. E, yani alacaklıya da çeşitli haklar verilmiştir. Aynı şekilde borçluya da haklar tanınmıştır. Burada bir menfaatler dengesi korunmaya çalışılmıştır. İlamlı icrada da alacaklığın eli güçlüdür. Çünkü elinde bir mahkeme kararı var. Dolayısıyla mahkeme kararı olduğu için o alacak hemen tahsil edilir. Bu noktada eğer elimizde bir ilamlı icrava icra varsa başvurabileceğimiz en mantıklı yol ilamlı icradır. Tabii ki elinizde ilam olsa dahi siz yine ilamsız icra yoluna başvurabilirsiniz. Oraya geleceğiz, değineceğiz. O genel bir yoldur. Siz elinizde kambiyo senedi de olsun, senet olsun, ilham ilam olsun Bunlar olsa dahi siz o yola da başvurabilirsiniz. Aynı şekilde kanun koyucunun size e, tanımış olduğu diğer başvuru yollarına da başvurabilirsiniz. Diğer bir e, türümüz ise e, Rehnin paraya çevrilmesi yoludur. Bu da yine özel bir e, düzenlemedir. Bunda da daha çok eğer e, bir taşınır veya bir taşınmaz teminat altına alınmışsa yani rehin ile güvence altına alınmışsa burada önce rehne başvurma zorunluluğu diye bir ilkemiz söz konusu icra hukukunda. Eğer bir rehin varsa siz diğer takip yollarına başvuramıyorsunuz. Öncelikle rehinin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilirsiniz. Bu e, takip yolu da kendi içerisinde iki başlığa ayrılır. Birini birincisi taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu. Bu da hani bilindiği gibi eğer bir taşınırsa işte araç olabilir, farklı bir taşınır olabilir. Rehin ile güvence altına alınmışsa o yola başvururuz. İkincisi de ipoteğin yani taşınmazın paraya çevre, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoludur. Burada da eğer bir taşınmaz üzerinde bir ipotek varsa siz öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna başvurursunuz. Diğer başta da belirttiğimiz gibi bizim üzerinde en çok konuşacağımız takip yolu İlamsız icra takvibidir. Evet, tam da orada duralım çünkü e, icra diyoruz fakat e, altına indiğimiz zaman yine kollara ayrılıyor. Yani başta belirttiğiniz gibi bir cüz'i ve külli e, icradan bahsettiniz. Evet. Külli e, icra zaten şirketlerle e, hemhal olan bir durum. Cüziyi konuşacağız dediniz. Cüzü e, icranın içinde de ilamlı icra, ilamsız icra. Ve rehnin paraya çevrilmesinden bahsettiniz. Evet. Bunları da kısaca özetlediniz ve burada da en fazla karşımıza çıkan ilamsız icra takip. İlamsız oluyor. icradır. Evet. Şimdi ilamsız, i̇lamsız icra. İlamsızdan. da iniyelim. o da şimdi böyle. O da böyle böyle geliyoruz. Ee, burada böyle böyle geliyoruz. En nihayetinde bir takip yolunda karar kılıp oradan evet. anlatmaya devam edeceğiz. İlamsız icra da kendi e, kendi içerisinde kollara ayrılır. Burada genel haciz yolu vardır. Ee, i̇kincisi kambiyo senetlerine özgü haciz yolu var. Üçüncüsü taşınmazların kiralanan taşınmazın tahliyesi yoluyla takip usulü var. Ee, bu diğer takip usulleri Tabii biz bunlara özel takip usulleri diyoruz. Bizim için esas olan genel haciz yoludur. Programımın, programımızın devamını da bunun üzerine inşa edeceğiz. Burada e, genel haciz yolu e, şudur. Siz elinizde senet olabilir, ilam olabilir... Veya hiçbir şey olmayabilir. Yani örneğin siz diyebilirsiniz ki benim Hasan'dan alacağım var. Sadece bunu düşünüyorsanız dahi hatta bunu düşünmüyorsanız dahi kanun koyucu size böyle bir hak tanımış. Sen eğer bir alacağının olduğunu iddia ediyorsan gidip icra dairesinde başvurup oradan takibi başlatabiliyorsunuz. Bu bizim genel haciz yolumuzdur. Evet, peki bunun ispatı noktasında bir şey yok mu? Çünkü burada, düşünce bile yeterli dediniz ya. he <laughs> Burada şu var. Şimdi e, kanun koyucu alacaklıya da hak tanımış, aynı şekilde borçluya da bazı imkanlar tanımış. Burada siz e, eğer bir alacağınızın, hakkınızın olduğunu iddia ediyorsanız gidip icra dairesinden genel haciz yoluna başvurarak takibi başlatabiliyorsunuz. E, takip şu şekilde başlatılır, e, takip talebiyle veya takip formu dediğimiz bir e, dilekçeyle siz icra dairesine başvurursunuz ve takibinizi başlatırsınız. Evet. Siz başvurduktan sonra icra dairesi bir ödeme emri hazırlar. O ödeme emrinde işte borçluya borçlu borcunu ödemesi, 7 gün içerisinde ödemesi, eğer böyle bir borcu yoksa işte buna itiraz etmesi ve en nihayetinde mal varlığı beyanında bulunmasın içerir bir ödeme emri düzenler ve bunu borçluya tebliğ eder. Evet. İtiraza doğru geleceğim fakat şunu da merak ettim. Hı hı. İcra takibinin yapılma başlanma usulünden bahsettiniz. Bir de icra takibine takılan kişi var. Buna nasıl haberdar edilir? Bu nasıl haber verilir bu kişiye? Yani burada... icra takibine takılan kişiye tebligat mı gönderilir? Posta hı hı. yoluyla mı haber verilir? Burada alacaklı icra dairesine başvurduğunda icra dairesinin yaptığı ilk iş ödeme emri düzenlemek olur. O ödeme emrini borçluya tabi burada şunu da belirtmek lazım alacaklı takip talebini doldururken hem kendisiyle ilgili bilgileri takip talebine ekler. Aynı şekilde borçlunun da e, bilgilerini ekler. Burada özellikle e, borçlunun TC kimlik numarası veya en azından e, adresinin bilinmesi gerekir. Takip başlatılması için. Eğer bu ikisi bilinmiyorsa burada alacaklı e, takip başlatamaz. Evet e, Hasan Bey bir de şu durum var. Takip başlatıldı. Hı, hı bir borcun olduğu iddia ediliyor. Fakat borçlu taraf da böyle bir borcunun olmadığını iddia ediyor. Hı hı. Ve alacaklı tarafın artık asılsız bir iddia içerisinde olduğunu savunup nasıl itiraz etmeli bu karara karşılık? Burada da bahsettik gerçekten icra takibi başlatmak çok kolay. Yani siz gidip işte bir takip talebini doldurabiliyorsunuz ve icra dairesinin de görevi sizin talebinizi yerine getirmektir. Orada icra dairesi hiçbir şekilde inceleme yapmaz işte siz alacaklı mısınız, değil misiniz veyahut işte takibe dayalı elinizde bir belge var mı yok mu bunun incelemesini yapmaz, sizin talebinizi yerine getirir. Şimdi buna karşılık kanun koyucu da bu sefer borçluya yani e, ödeme emrinin kendisine tebliğ edilen burada şuna dikkat etmek lazım, ödeme emri borçluya tebliğ edilir ve şu anki sistemimizde bizim e, merin istediğimiz hani merkezi nüfus sicil evet. sisteminde siz oraya, sizin orada adresiniz kayıtlıdır ve bu adresiniz TC'niz üzerinden tespit edilir. Bazen şununla karşılaşabiliyoruz: Kişi adresini değiştirmiştir, ancak bunun bildirimini yapmamıştır. Bildirimini yapmadığı için de tebligatlar kendi Mernis adresine gönderilir. Taşınmadan önceki adresine evet, bazen, gider. Bazen borçlu kendisi hakkında bir takip başlatılmış ve kendisinin bundan haberi yok. Evet. Bunu özellikle vatandaşların dikkat etmesi lazım. Eğer bir ikametgah değişikliği söz konusuysa, bunu derhal bildirmeleri gerekiyor. Evet, adres Aksi halde derhal bazı sürprizlerle gerekiyor. karşılaşabilirler. Evet. Bu noktada borçluya tebligat geldiğinde, borçlu o tebliği aldığında eline alır ve sonra buna karşı nasıl koyacağını düşünür. Burada kanun koyucu ona itiraz hakkını tanımıştır. Nasıl ki alacaklı hiçbir sebep ileri sürmeden takip başlatabiliyorsa, borçlu da bu noktada itiraz edebiliyor. Bunun süresi var, 7 günlük bir süresi var tabii bu süreler gerçekten çok önemli. Evet, bir de 7 gün dediniz. Çok kısa bir süre. Özellikle adres noktasında o değinmiş olduğunuz adres güncelleme noktasında da önem arz ediyor. Çünkü e, tebligat farklı bir adrese gittiği zaman bu 7 günlük süre kaçırılma tehlikesiyle evet. karşı karşıya evet. kalınıyor. Bu sefer e, itiraz edilecekse de bunun e, zorlaştığını görüyoruz. Evet. O yüzden hem adrese hem bu süreye riayet edilmesi gerekiyor. Kesinlikle özellikle hukukta usul çok önemli. Evet. Usulun da çoğunu süreler teşkil eder. Her zaman söyleriz usul esastan önce gelir. Çünkü usulün telafisi yoktur. Siz o yedi günlük süreyi kaçırdığınız vakit sizin bir borcunuz yoksa dahi o takip devam eder. Ve siz haciz tehdidi altına girersiniz. Evet. Bu noktada dediğimiz gibi 7 gün içerisinde eğer borçlu böyle bir borcu yoksa veya böyle bir borcu olmasına rağmen bu borcunu ödemişse ya da borç zaman aşımına uğramışsa eğer bu sebepler varsa Borca itiraz edebilir. İtiraz da şu şekilde yapılabilir. Siz yine bir dilekçeyle icra dairesinde itirazınızı ileri sürebilirsiniz. Dilekçenizde sadece benim borcum yoktur veya işte eğer sizin ileri sürdüğünüz gerekçeler, sebepler varsa bunu da dilekçede belirtirsiniz. Siz bunu icra dairesine verdiğiniz vakit itiraz orada durur. Artık burada e, borçlunun artık kendisi hakkında başlatılmış takip durur. Artık top seferini alacaklıya geçir. Evet, Hasan Bey tam anlaşılabilir olabilmesi adına e, itirazın sebeplerini böyle tek başlık altında tekrar bir e, itirazın şey iki sebebi var. Evet. Bir ya siz e, borca itiraz edersiniz veya imzaya itiraz edersiniz. Burada işte hani borca itiraz dediğimiz yani böyle bir borcunuz olmayabilir veya böyle bir borcunuz var siz bunu ödemiş olabilirsiniz ya da bu borç e, zaman aşımına uğramıştır. Bu sebeplerden birisi varsa biz buna borcu itiraz diyoruz. Siz de e, borçlu da dilekçesinde ben bu borcu itiraz ediyorum veya benim böyle bir borcum yoktur diyerekten bu borcu itiraz edebilir. İkinci itiraz sebebi ise imzaya itirazdır. Eğer takipte bir belge varsa bir fatura bir senet herhangi bunlardan bir tanesi yani imzalanmış bir senet varsa ve o imzanın size ait olmadığını düşünüyorsanız siz orada imzaya itiraz edebilirsiniz. Evet Hasan Bey itiraz noktasında da bir dilekçeden bahsettiniz. Hı hı. Acaba itiraz dilekçesi nasıl olmalıdır? Burada itiraz dilekçesi bahsettiğimiz gibi kanun koyucu burada çok hani bir şekli şart koymamış. Siz orada normal icra dairesine gidip bunu sözlü olarak da itiraz edebilirsiniz. Tutanağa geçirilmek kaydıyla icra dairesine gidip işte benim böyle bir borcum yoktur. Bu takibin durmasını talep ediyorum diyerekten sözlü olarak da belirtebilirsiniz. Ama daha çok uygulamada ve pratikte olan esasında yazılı bir şekilde siz bir dilekçenizi doldurup çok basit bir şey bir şeydir aslında. Siz orada diyebilirsiniz ki bilgilerinizi doldurup işte benim böyle bir borcum yoktur. Ben bu borca itiraz ediyorum. Takibin durdurulmasını talep ederim diyerekten takibi durdurabilirsiniz. Tabii bu e, kambiyo dışındaki icra takiplerinde geçerli. Bizim değil mi? şu an bahsettiğimiz özel takip usulü değil. Yani kambiyodur, evet ilamlı icradır ya da rehinin paraya çevrilmesi. Onların kendine özel bazı şartları var. Bazı özel usulleri evet. var. Bizim şu an bahsettiğimiz uygulamada en çok karşılaştığımız genel haciz yoludur. Genel haciz evet, yolunda. Bahsettiğimiz bilgiler de evet. daha çok bununla ilişkilidir. Diğer özel takip usullerine de sonradan değineceğiz. Onların kendine has bazı usulleri var. Orada süreler de değişiyor. Ama temel omurga bahsettiğimiz genel haciz yoluyla aşamalar birebir aynıdır. Evet, Onu da i̇lgili makama gidip. Böyle bir borcum yoktur demek. söz de olarak yetiyor. da belirtebilirsiniz. Ama daha Belirteyse çok yetiyor aslında. He, daha çok kendinizi garanti altına almak için. Bu sözlü itirazı biz pratikte çok karşılaşmıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Çünkü icra personeli genelde çok yoğundur. Böyle bir im imkanı yoktur. Daha çok işte siz bir dilekçeyle bunu e, icra dairesine verirsiniz, teslim edersiniz, borcunuza itiraz edersiniz. Evet. Peki bu e, borca itiraz noktasında. Dilekçemizi hazırladık ya da sözlü olarak bunu belirteceğiz. Tabi dilekçeyi önemsiyoruz. Dilekçe olması en azından yazılı olması evet. daha iyidir. Borçlu kişi borçlu olmadığını iddia ediyor. İtiraz edecek. Dilekçesini de hazırladı. Peki nereye götürecek bu itiraz dilekçesini? Nereye başvuru yapacak? Bu dilekçesini eğer başlatılan takip bulunduğu ikametinde bulunduğu yerdeki bir icra dairesinden başlamışsa bizzat o icra dairesine giderek dilekçesini oraya teslim edebilir. Kişi bu itirazını avukat avukata vekalet vererek de itirazını yapabilir. Burada avukatlar tabii daha çok uyap sistemi üzerinden belge sunma imkanları oldukları için onlar daha rahat itiraz edebiliyorlar. Ya da kendisi bizzat bireysel olarak kimlik fotokopisiyle birlikte dilekçesini götürüp icra dairesine verebilir. Eğer icra dairesi bulunduğu yer dışında bir yerde takip başlatılmışsa bu şekilde yine kendi bulunduğu yerdeki icra dairesine gidebilir. Ama orada dilekçesinde şunu belirtmesi lazım. İşte e, şuradaki icra dairesine gönderilmek üzere örneğin işte e, bağcılar ya da e, diyelim ki küçük çekmece ikinci icra dairesine. Evet. Bu şekilde de itirazını yapabilir. Onu, e, belirtmesi lazım. Belirtmesi Farklı lazım bir evet. Diyelim ki... Bursadan bir icra takibi başlatılmış, Bursa'daki icra organları üzerinden, ama kişi küçük çekmecede ikamet ediyor, burada buradan kalkıp Bursa'ya gidecek hali olmadığı için bu küçük çekmecedeki bir icra dairesinden orada işte Bursa icra dairesine gönderilmek üzere küçük çekmece icra müdürlüğüne diye başlık gerekiyor. atıp evet. orada itirazını yapabilir. Peki bu itiraz kabul görürse, geçerli bir itiraz olursa? Burada icra takibini ne bekler? Burada e, yani bizim takip hukuku genelde aşama aşama ilerler. Alacaklı takibi başlatır. Eğer borçlu itiraz ederse burada takip durur. Bu aşamadan sonra eğer alacaklı yani burada bahsettiğiniz soru şu ise eğer itirazın sonucu nedir? Burada itirazın sonucu takip durur. Evet. Artık burada alacaklı e, bu takibin devam edebilmesi için e, elindeki diğer imkanları kullanması gerekir. Evet. Bu imkanlar nedir diye sorarsanız burada alacaklının elinde iki imkan var. Ya itirazın kaldırılması yoluna başvurur veya da itirazın iptali davası açar. İtirazın kaldırılması e, icra mahkemesinden talep edilir. İtirazın kaldırılması için alacaklının elinde belirli bizim 68 belgeleri dediğimiz belgelerden bir tanesinin olması gerekir. Eğer elinde bu belgeler varsa e, icra mahkemesinden altı bunun 6 aylık süresi var eğer e, bu yola başvurmak istiyorsa 6 ay takip durduktan sonra 6 ay içerisinde bu yola başvurması gerekir. Bu yola başvurduktan sonra eğer itiraz kaldırılmasına mahkeme tarafından karar verilirse o takip yine devam eder. Eğer 68 belgeleri elinde yoksa bu sefer yapabileceği elindeki imkan e, itirazın iptali davasıdır. Evet. Teşekkür ediyorum ee, Hasan Bey. Rica i̇tirazın ederim. iptali noktasına sizinle devam edeceğiz şu anda eee biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım hı hı. inşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz icra konusunu konuşmaya. Hı hı. İtirazla, itirazlara devam ederiz Ge gelecek hafta inşallah. İtirazın iptalinden devam evet, edebiliriz. İtirazın iptalinden devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, sağ olun. İnşallah haftaya tekrar seyircilerimizin karşısında evet. olun, oluruz. Kıymetli izleyenler, pratik hukukta bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hukukçu Hasan Ece ile beraber icra takibini konuştuk. Kaç tür icra takibi olduğunu belirttik. Bunun yanında icra takibine karşı yapılacak itiraz yollarından bahsettik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edinceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.